bilmiyorum. Developerlar her zaman full yetkiyle çalışır. Ama siz bunu bir host'a atacaksınız. Mesela bir veri tabanı uygulaması yapacağız web üzerinden diyelim ki. Siz bunu bir e-ticaret sitesi olarak host'a atabilirsiniz. Bir kullanıcının bilgisayarına normal bir Windows uygulaması olarak kurabilirsiniz. Adama her yetkiyi vermemek lazım. Yanlış olur, değil mi? Silsin, kaldırsın, eklesin. Bu yetkileri gelişmiş olarak SQL Server'da yönetebilirsiniz. Aslında çok rahat yapılar var elimizde. Peki bunları nasıl kullanacağız? Mesela birincisi loginler oluşturmak. SQL Server Authentication ile Windows Authentication, değil mi? İki tane Authentication türümüz var bizim. Birinde kullanıcı adı parola, birinde ise Windows'a girdiğimiz yapıyla bağlanıyorduk. Doğru mudur? Şimdi bu bağlandığımız makina eğer aynı domain içerisinde değilse, mesela nedir bu? Şuradan Rules for more dedim. Database engine. Mesela network servers. Şu anda ağda ancak bizim sınıftakileri görebiliriz. Niye? Aynı yapının altındayız biz şu anda. Aynı ağacın dallarıyız. Tamam. Database engine dedim. Şu anda sizin makinalarınız var. Bu sıfır benimki. İki. Bakalım kimmiş. Okey dedim. Windows Authentication'a bağlanamam ben şu anda sizin bilgisayarınıza. Volkan halinde bir kullanıcınız var mı? Ben de yazılımla girmiş olsaydım sizin yazılım var ama. O zaman bağlanabilirdim size mesela. SQL Server'a çevirdim. SA Connect dedim. Bakalım kimmiş bu? 02. Northwind'in kategorisine herkes kategori tablosuna herkes bir tane kategori eklesin. Adını yazsınlar kategori olarak. Bakalım kimin makinesiymiş bu ikinci olarak. Kategorize. Bakalım kimler geliyor. Eklediniz mi? Hala gelmedi. Sevdalıymış, değil mi? Sevda'nın bilgisayarına bağlanmışım arkadaşlar ben şu gördüğünüz gibi aynı domain altında bağlanmak kolay. Fakat farklı bir domaine geçersek arkadaşlar SQL Server Authentication ve buraya da IP yazarsınız. IP adresi. Tamam. Mesela diyelim ki 10, 12, 20 kaçtı? 8 kaç? 32 değil mi? Ben kendi kime bağlanırım zaten de. Benimkini istemiyorum. Nasıl ya? Aynı IP olur mu? Şunu yap bakayım. CMD diyeceksin. Buraya ipconfig. O ses ne? Açmıyorum lütfen. ipconfig dedim. 10.12.32.26 IPv4 adres. Azizcan söylesene kaç? ipconfig.
25 binmiş. 25. ESE ile bağlanacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soru işareti değil mi Mert? Bastık. Aa, değilmiş. Mert değiştirdin mi? 1 mi yaptı? 1 yapmış Mert. Tamam. Şu anda arkadaşlar Northwind'i tablolar, kategoriyiz, edit dedim. Öğrenci Mert Yaltı dedi. Bakın bu başka bilgisayara bağlı, bu başka bilgisayara bağlı şu an. Sevda, mesela bakın. Şu anda bir Sevda bilgisayarına gitti bu. Bu da Mert'e gitti. Refresh et, gör. Bitti mi? İşte arkadaşlar, her yere bağlanabiliyorsunuz. Bu loginler olmasaydı uzaktaki makineye nasıl bağlanırdınız? Bağlanamazdınız. Nasıl izin veririm size? Aynı kullanıcı adı olması lazım. İşte arkadaşlar, loginleri oluşturmaya başlayacağız biz de ki görelim nasıl oluyor. Şimdi SQL Server'da güvenlik kimlik doğrulama işi iki adım var. Bir tanesi doğrulama dediğimiz şey, bir tanesi de bilgilendirme. Yani tamam, hepiniz bilgi adama girebilirsiniz fakat şöyle bir şey var ki bilgi adama girmeniz sizin her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bilgi adamına. Yetkiniz kısıtlı değil mi? Veriyoruz sabah sırasında gelip işte yazılım sırasında L labında oturabilirsiniz arkadaşlar. Loginler oluşturacağız arkadaşlar ilk olarak. Sonrasında bu kullanıcılarından yetkilerini belirlemeye başlayacağız. Security sekmesinde logins var. New login diyorum. Yeni bir kullanıcı oluştur. İsmini ver bana diyor. İsmi dedim ki Elisha. Tamam. Elisha dedik ismine. SQL Server Authentication'la bağlanacak. Parolası 1-1. Şu anda OK'ye basarsam hata alırım. Hop. Aa, kuralları kaldırmışlar bende. Şöyle diyelim o zaman. Elisha olmazsa Monika yaparız. Bir, bir verdim. Enforce Password Policy. Gördünüz mü? Nedir bunlar? Duyan bilen var mı? Ne iş yapar? Windows'un belli parola belirleme kuralları vardır arkadaşlar. Yönetimsel olarak. Mesela nedir? İşte en aşağı 7 karakter olsun. Biri mutlaka alfanumerik olsun. İşte biri böyle böyle olsun gibi. Bunu sağlasın mı sağlamasın mı? Eğer öyle bir kural varsa bir bir verdim ya hata verirdi. Kaldırırsın. Bir daha hata vermezdi. Hani password belirleme kurallarına zorla diyorsun parola. Enforce password expiration. Ne demek bu? Aynen öyle. Yani belli bir süreyle değiştirilsin mi, değiştirilmesin mi? Tamam? User must change password at next login. Bu da çok önemli bir kural aslında. Hani ben bir tane kullanıcı oluşturdum. İşte Canan dedim. Canan'a parola verdim. 1-1. Şu anda ben yönetici olarak Canan'ın hesabından girip Canan'ın üstüne istediğim her şeyi yapabilirim. Doğru mudur? Biliyorum. Ama user must change password at next login dediğim anda herhangi bir sorumluluk noktasını üstünden atıyorum. Yönetici olarak. Neden? Kime verdiysen verdim. Bana ne yani? Ben bilmiyorum ki. Sana bir bir veriyorum. Sen daha ilk girişte ikinci parolayı, yeni parolayı istiyor senden sistem.
Böylelikle artık ben bilmeyeceğim, sadece kendim bileceğim. Şu anda şimdi Canan biliyor, onun parolası bende yok artık, değil mi? Süper. Ben hala onun parolasını değiştirebilirim. Hani ben 1-1 yapmıştım, o gitti 2-2 diye yaptı. Tamam, parolası böyle. Önemi yok, ben onu bilmiyorum. Onun hesabıyla işlem yapamam. Ama şöyle bir şey var. Ben onun parolasını değiştirip üstünden işlem yapabilirim. Bu zamanda şey, böyle olduğunda da Canan anlar zaten bunu. Değil mi? Kendi parolasıyla giremeyecek. Dolayısıyla güvenliği sağlamış oluyor adam. Hem tam yetki var elinde, hem de güvenliği sağlamış. Tamam. Durum böyle. Default database. Nedir default database? İlk açılışta hani new query dediğimde bende master geliyor ya. Mesela Monika'ya Northwind gelsin. İşte dil ayarları. Ben diyorum ki Monika aslında Türktür temelinde. Ne kadar yarı İtalyan ya da Amerikan olsa da. Tamam. Aslında böyle dedik. Tamam. Şimdi bazı server rolleri var. Bulk admin, DB creator, disk admin, process admin demiş. Public, security, server, setup, sistem admin. Bir sürü admin var değil mi? Şimdi public rolüne sahip olan birisi hiçbir şey yapamaz sistemde. Public ne demek? Genel. Yani dışarıdan gelen biri bilgi adamın içerisinde bir şey yapabilir mi? Ders alabilir mi? Alamaz değil mi? Yetkisi yok böyle bir şeye. Arkadaşlar, bulk admin dediğiniz şey toplu işlem, toplu insert, toplu select, toplu delete. Toplu select diyorum. Toplu delete, toplu update işlemleri. Bunlar bulk işlemlerdir. DB creator. Bunu bilemezsiniz. Sadece adamın yeni veri tabanı oluşturma yetkisi var. Sadece oluşturma yetkisi var. Bakın. Başka bir şey yok. Hani oluşturduğunu silemez bir adam. İyi değil mi? Böyle server üzerinde. Process admin. Mesela sen select, insert, update, delete diye uzun uzun işlemler yapıyorsun. Bu işlemleri yaparken arkadaşlar şöyle bir şey geliyor karşımıza. Process admin mesela bazı işlemler kilitler server'ı. Şak diye kesebiliyorlar. Durdur diyor. Açık proseslerin hepsini durdur. Security admin güvenlikle alakalı işte loginler, passwordler. Server admin yüksek seviyedir arkadaşlar. Setup admin kurulumlarla alakalı, yeni veri tabanı eklemekle alakalı. Sistem admin de full yüklü. Hepsi var bunların. Sistemin olduğu gibi admin. Şu anda dokunmuyorum. Login enabled status. Database'e bağlanabilir mi? Bağlanamaz mı? Pat bastım. Adam database'e bağlanamıyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir login oluşturdum. Bir şey yok. Tamam. Aslında hiçbir şey değiştirmedik. Sadece bir göz attık. Tamam. Database'da mesela ilk DB'ye izin verelim. Tamam, bu adamı ekleyeceğiz. Bunun da security sekmesi var. New user. Username ne olacak? Bellucci olsun username'in adı. Hangi login'i kullanacak bu kullanıcı? Monika'yı seçtim. Rose'dan Monika'yı seçtim. Tamam. Okey dedim. İsterseniz elle de yazabilirim buraya. Üstünde bir şey yapmak istiyor musun?
rol verebilir misin arkadaşlar? Rol denilen bir yapı var. Nedir bu rol? Şöyle bir şey anlatalım hemen. Mesela senin 150 bilgisayarın ama bunun 10 tanesi muhasebecidir. Tamam. Böyle bir yapım var içeride. 10 tane muhasebecim var. 10 muhasebeci şunu görsün, bunu göremesin, bunu yapsın, bunu yapamasın diye işaretlerse iş uzuyor. Tamam. Onun için bir kere muhasebeci diye bir rol oluşturuyorsun. Sevda muhasebeci mi? Al, Sevda muhasebeci rolünü ekliyorsun. Bitti. Sevda tüm muhasebecilerin izinlerine sahip oluyor. Yani bir kere oluştur. Object oriented gibi değil mi? Defalarca kullan mantığı. En güzel buradan oluşturuluyor bu. Securables. Bakın search dedim. All objects of the types. Database'ler, tablolar. Tablolar hakkında. İstediğiniz her şey hakkında yetkilendirme yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Tablolar, view'ler, inline, scalar, table value, aggregate. Bakın hepsini gördük değil mi? Hepsi hakkında yetkilendirme yapabilirsiniz. Okey dedim. Karşıma böyle bir ekran geldi. Bir tane tablom varmış. Tam ilk diye bildim. Şimdi bunu seçtim. Ve birden fazla tablo olsaydı hangisini seçerseniz onunla alakalı izinleri veriyorsunuz alt kısımda. Table 1'i alter edebilsin mi, edemesin mi? Şimdi grant, with grant, deny diye 3 tane seçenek var altta, gördünüz mü? Bu seçenekler nedir? Deny yasakla. Grant yetkilendir. With grant hem yetkilendir hem de bu adama da kendi yetkisine kadar yetki verme yetkisi tanımlamış oluyorsunuz. Tamam. Efendim? Yani şöyle bir şey. Hani askeriyeden bir örnek verelim. Ben seni yüzbaşı yaptım dedim. Tamam. Artık sen yüzbaşı yetkisine kadar rütbe dağıtabilirsin başkalarına. Ne oldu? Bak ben sana verdiğim yetkiye kadar yetki verme yetkisi verdim. Değil mi? Doğru bir cümle aslında. Tamam. With grant de böyle. Yani hem yetkili adam hem de yetki verebilir kendisi seviyesine kadar. Deny, güvenlik öndeyse her yerde baskındır arkadaşlar. SQL Server'da da güvenlik önde değil mi? Her zaman güvenlik için kullanıyorsun. O kadar para veriyorsun buna. Deny her zaman baskındır. Yani bir kere yasak yedin bir adam bir daha ifla olmaz. Hiçbir şekilde yapamaz. Tamam. Şimdi mesela alter dedim. Adam tabloyu alter edebilir. Oldu mu? Adam tabloyu değiştiremez dedim bakın. Adam demeyelim. Monika. Belli için. İşte delete yapabilir mi, yapamaz mı? Delete yapabilsin ya da diyorsun ki delete de yapamasın. Satır silemez. Insert eder. Yeni ekler silemez. Birçok şey de böyledir arkadaşlar. Hani bazen şöyle bir durum vardı. Adama kasayı teslim ettin. Satış yaptı adam. Insert yapmış oldu mu orada rütbeyi? Satış yaparken insert yaparsın değil mi? Müşteri çıktı, satışı geri sildi adam. Müşteri çıktıktan sonra. Ne oldu? Para cepte, ürün gitti ama iade gözüküyor değil mi? Ne oldu? Sildiği için daha doğrusu hiçbir şey olmamış gibi gözüküyor. İşte arkadaşlar böyle bir durumda sıkıntı çıkar. Değil mi? Çok büyük hırsızlıklar olabilir. Mesela dedim ki insert yapsın ama delete yapamasın. Bu Monika şüpheleniyorum ben. Tamam. Şüpheleniyorum Monika'da. Select yapsın tamam ona sorun yok. Hatta select'te yetki bile verebilir. Bakın bunu seçerseniz bu ikisi birden seçilir zaten.
Update yapabilir mi, yapamaz mı? Satıştan belki bir şeyler iade olacak ya da bir şey yanlış girildi. Yapabilsin dedim. Ama başkasına yetki vermesin. Gördüğünüz gibi böyle değişik değişik yetkiler verebiliyoruz. Fakat dikkat edin, bakın şimdi şuna bakar mısın, şu butona? Aktif oldu değil mi? Burada da aktif. Burada da aktif. Update'te aktif. Select'te aktif. Column permission. Nedir bu? Kolon kolon izin verme olayı. Hoppa. Bakın şimdi. Neymiş? Select izni veriyorsunuz. Adam diyorsun ki adı seçebilir. TC no'yu seçebilir. Yani select yapabilir. Ama soyadı yapamaz. Kolon kolon veriyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Monica select cümlesi yazdığında soyadı dahil ederse veya TC no ve ad dışında herhangi birini dahil ederse hata alacak. Select cümlesi. Güzel bir olay değil mi? Onu görsün, bunu göremesin. Okey dedim mesela. Tamam. Okey dedim. Şöyle kalsın. Bakın, New Query Editor açtım. Bunu Monica ile bağlayacağım. Connection, disconnect dedim. Neydi? Login'imin adı. Monica. Birdi parolası. Ne oldu? User must change password next login demiştik değil mi? At next login. Direkt olarak expired dedi. Artık bana yeni paralar. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Bitti mi artık yöneticinin sorumluluğu? Dedim ki bir olsun. Okey. Değiştirilemedi diyor. 2. Hoppa. Büyük ihtimalle. Bir saniye. Connect dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soru işareti. Bağlanmaya çalışıyoruz. Allah cezanı vermesin. Ben bu arada yaptığım değişiklikleri Mert'te yaptım arkadaşlar. De zaten böyle bir şey yok artık. Hani az öncekinden bağlanarak açtık ya burayı. Cancel dedim. Windows'a bağlandım. Hemen yapıyorum. New login dedim. Bir kaldırdım. Okey dedim. Database'den ilk bilgi üstünde security new user dedim. Username Monica Secrables Search All Objects of Types Tables OK Kişiler Tel Tip Tablo Select'e geldim. Column Permission dedim. Mesela ad soyad gelsin. ID'yi seçemezsin. Et tablonu. OK dedim. Şimdi şuraya connection connect dedim. Bir ile bağlandım. Bakın Monica ile bağlandım. Select yıldız from yo bir yazdım mı? İşte değil. Ben kendi kimliği işaretlemedim o yüzden.
Select this from tablom dedim. Yok canım, ondan değil. Gittiği bir. Tamam. Bak, the select permission was denied on the column ID. Ne oldu? ID'yi seçmemiştim değil mi tabloda? Ad soyadı seçtim sadece. Yokmuş çıkarıp gideceksin ama select'i yapabiliyorum değil mi şu anda? ID'yi eklediğim anda red patladı. Kolon kolon ilişkilendirme çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Update, hatırlıyor musunuz? Kolon bazlı mıdır, satır bazlı mıdır diye bir şey çizmiştim bu komutlar size. Ve kolon bazlı olanlarda arkadaşlar biz yetkilendirme yapabildik az önce. Security, users, ne yaptım ben? Bellucci, properties. Properties diyerek bakın. İlk DB, security, users, Bellucci, sağ tuş properties dedim. Security bulsa tekrar ulaşabiliyorum. Tamam. Update de kolon bazlı demiştim değil mi? Bakın. Yani adı yapsın, soyadı yapamazsın. ID zaten yapamaz, update edemez de. Bir şey yapmasak da sorun yok yani. Ne oldu? Soyad değiştirilemez durumda değil mi şu anda? Okey dedim. Bakın şimdi. Insert into tablo values ne oldu? Tabloya yetkilendirme yaptım ama insert'e yetki vermedim değil mi? Insert'e yetki vermediğim için yapamaz arkadaşlar. Tabloya bir kere yetki vermeye başladıysanız neler yapması gerekiyorsa hepsini işaretlemeniz gerekiyor. İşaretlemediğiniz her şey yapamaz olarak. Yoldan geçenlere ben giremezsin dedim. Ya da demedim. Dersem arkadaşlar tamam zaten giremez de demezsem de buraya sınıfa girebilirler mi? Var mı böyle bir izin? Benim deyip denemem bir şey değiştirir mi? Belli kurallar var değil mi buraya girmesi için? İşte aynı mantık. Şu anda ben Bellucci'nin özelliklerinden Securables, Tablo, Insert izni verdim mesela şu anda. Okey dedim. Şimdi bak. Artık çalışıyor değil mi? Insert yapabilir. Update tablo set add eşittir ver aynı eşittir 1. Ne oldu? ID'ye izin vermediğim için bir kere oradan çaktı. Update için soyada izin vermedim. Oradan da çaktı. Bakın ne yaptıysam hepsi çalışıyor. And home dedim. Peki ID'ye göre yapamazsın bunu. Bakın şimdi ver koşulunu kaldırsam. Şöyle bir şey de yapabilirim. Şöyle halim olan değiştir. Bakalım ne var içerisinde. Volkan halim. Ha, ad değil de soyad. Bir satır etkilendi. Bakın. Ne yaptık? ID'ye göre seçim yaptıramıyorsun adamı. Değil mi? Niye ID kolonunu select edemez dedi. Ve
soyadı da güncelleyemez dedim. Bakın soyadı select edebiliyor. Değil mi? Verde kullanabiliyorum soyadını. Ama değer ataması yapamadım içerisine. Hepsini kolon kolon çok ayrıntılı bir şekilde harika düzeyde aslında arkadaşlar. Çok güzel. Burada yönetemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Bu yapıyla. Adam bunu görsün, bunu göremez. Her şeyi söylüyorsunuz. Anlaşıldı mı buraya kadar? İşte dedim ki benim 10 tane muhasebecim var ve veri tabanında bunları ilgilendiren 25 tane tablom vardı. Bu 25 tablonun her birini izinlendirme ile adamlara atamam lazım. Şimdi Sevda için atadık, Canan için bir daha attı. İşte Kavram için bir daha attı. Mert için bir daha attı. Aynısını yap 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 yap. Nereye kadar, değil mi? Sonuçta şöyle bir şey. Hadi bakalım bir değişiklik yapmaya kalktık. Hepsini tek tek. Birini unuttun. Hadi yapamıyor. Hata oluştu. Bilmem ne oldu. Bunları merkezi olarak bir yönetebilme ihtiyacı doğuyor aslında bu noktada. O yüzden şöyle bir şey var. Bakın ilk DB security dedim. Roller gördünüz mü? Sağ tuş new database role dedim. Bunun adı muhasebeci dedim. Tamam mıdır? Muhasebeci dedim. Securables. Bakın login o şey. User oluşturur gibi aynı. Muhasebeci rolü için All Objects of the Types dedim. Tabloları seçtim. Dedim ki kişiler tablosunda muhasebeciler delete yapamasın, ekleme yapabilsin, update yapabilsin, select yapabilsin. Böyle bir yetki verdim ben bu adamlara. Tamam. Yetkilendirdim muhasebecilerimi. Şimdi dedim ki tablomda da select yapamasın, insert yapabilsin. Ekleyebilir ama diğer başkaları da ekleyecektir mesela. Onların eklediklerini falan göremesin. Olur mu? Eklesin. Okey dedim. Böyle bir rol tanımladım. Aslında birebir user oluşturmanın aynısı. Tamam. Peki bana bunun faydası ne? Bakın şimdi diyelim ki o rollerde bir sürü tabloya işte 25 tabloluk izinlenmeleri ayarladım bir kere muhasebeci rolünde. Sonrasında diyorum ki server security'sinden new login. Login'in adı diyelim ki Sevda parolası 1. Okey. Sevda'ya bir login oluşturdum. Ve bunun üzerinden bir tane user ekleyeceğim. İlk DB'de new user. Yeni bir kullanıcı oluşturdum. Adı ne? Karakoç. Login adı Sevda'ydı, değil mi? Karakoç'un rolü ne? Muhasebeci. Tamam mı? İşlem burada bakın. En altta muhasebeci. Ekledim. Tamam. Muhasebeyi tıkladım. Bastım. Artık az önce yaptığım yetkilendirmeler var ya. Sevda hepsine sahip. 25 tablo, 30 tablo olsaydı da. Muhasebeci rolünde bir şey değişiklik yaptığımda diyelim ki işte sınıfın hepsi muhasebeci rolünde. Ben diyorum ki artık muhasebeciler şu tabloyu insert edemez. Tamam. Muhasebeci hiçbir bilgi daha insert edemiyor. Böyle bir güzelliği var. Direkt olarak yani sizin de objekt olarak tutmak da değil mi? Objekt olarak yerden bir geçiyorsun. Her yerde değişiyor. İşte arkadaşlar rol belirlemede böyle. Tabii
Mesela muhasebe bizler ne yapabiliriz demiştik. Tam ondan senek yapamaz, inşaat yapabilir demiştik, değil mi? Bakın şimdi buraya çok önemli bir konu. İyi ama ben Sevda'ya özel olarak şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Karakoç Properties. Şimdi bu muhasebecinin tüm özelliklerine sahip de gittim. Sevda'ya özel olarak da Securables'tan yine tablolar okey dedim. Tablomda muhasebeciler select yapamaz, insert yapabilirdi değil mi? Insert yapabilirdi. Sevda'yı yasakladım. Şu anda Sevda yapan yok. Peki muhasebecilere yasak olsaydı da Sevda yapabilir deseydi. Yapar değil mi? Gelelim haberi günler bahsettiğimiz. Bir kere insan yedi mi adam? Bir daha kurtulamıyor arkadaşlar. Şimdi size çok önemli bir soru soracağım. Onun üstünden devam edeceğiz.